Bismillahirrahmanirrahim. Ve hacca ba'zu ashabihi ve halefe indahu cariyeten fe gâbe erba'ate eşhurin. Şurayı okuduk mu? Ebu Hanife İmam-ı Azam'ın şagirdlerinden, yakınlarından, dostlarından, müritlerden bazıları hacca vardı. Kiti yaptırıp o kişinin aldığı bir cariyesini, kenizek, çurunu amanat taşıp gitti. Şu sizi aldığınızda tursun. Yani Ebu Hanife'ni aldı da dediğinde biz daim derslerde et yaptık. Daha uzunumuzda kıyas kımıyorduk. Bizi zamanda, bizi üylerimiz kendi 3-4 haneden ibaret bugün. Kıska yine, tar yine üyler. Ya ki mesela sel küçükken yine bir bahçesi bugün. Üyler. Lekin Ebu Hanifeler zamanında üyler katta bulardı. Erkeklerde tarafı alahıda bulardı. Ayollar tarafı alahıda bulardı. Erkekler tarafıya hatınlar kirmezdi. Hatınlar tarafıya erkekler kirmezdi. Şunun için biz o kişinin halatını tasavvur kılıyorduk. Bir adam bir cariyesini, çürüsünü, kendi zekini amanat kılıp teşebbüt yaptı. Ve 4 ay geçe yok alıp gitti. فَلَمَّ قَدِمَ قَالَ لَهُ كَيْفَ وَجَدْتُهَا كَيْفَ وَجَدْتَهَا Ular ki yandan ki Ebu Hanife'ye açtı ki bizi cariye çürümüzü kendi kürdüyüz. Kendi taptıyız. Yani sizi aziyet vermedi mi? Sizi hafa kımadı mı? Sizi isyan kımadı mı? Dedi. Dip soruştu. Kale Ebu Hanife etti ki men kara el Kur'an'a İmam-ı Azam etti ki Kur'an okuyan adam. Kariyen Kur'an okuyan de yaptılar. Ve hafizu alen nasi dinahum İnsanlarda dinini ularga saklab beri yaptırgan kişi yani insanlarga dinde ürgeti yaptırgan küfür şirkini bidiyat kuafatı ratkıl yaptırgan adam yahtacu en yasuna nefsahu anil fiti uzunu fitneden saklaşlıkken muhtaç bulan dediler. Bir insan adamlarga dinde ürgeti yaptı mı avvala uzunu uzun fitneden saklaşlıkı lazım buladı, vacip bulandı yaptılar. Siz başkalarının fitneden, zarardan korkusuz, unukumeyler zarar, unukumeyler günah deseyiz o, oziz kılavırsız. Bu durusmaz bu. Haram boyan amel. Şunun için Kur'an okuyan ve insanlarga ularda dinini çüntürgen adam, evvela uzunu fitneden saklaştıkça muhtaç buladı. Wallahi ma ra'aytuha munzu haracta ila en raca'ta. İmam Azam etti ki Allah'a kasem içemen ki, sen seferge çıkıp gitip kayıt bir gününe kadar men o çürünü kendi zekti görmedim dediler. Allah'a kasem içemen tör ay dışı da bir armette görmedim bunu diye yaptılar. Fese'lehe an ahlakihi kiyen çürünü yegesi çürüden soradı ki Ebu Hanife'nin ahlakını kendi gördüğün top deyindir. Fekalet çürü etti ki ma ra'aytu ve la semi'tu mislehu. Ebu Hanife İmam-ı Azam'a o'xshagan adamını men hayatımda körmegen ben ve eşitmegen ben de yaptı. Meselen Ebu Hanife şunçelik uzunu hizmeti bilen, ilmi bilen, ibadeti bilen meşgul hiç o çoğru doğrusu da hiçbir meşgul bu yanı yok. Ama çoğru şimdi elbette ibadette fakat yine uzunu hani mecburi lazım bo'lgan, zaruri bo'lgan ibodatlar bilan mashg'ul. Uni bo'sh vaqtlari ko'p, shuning uchun atrofidagi odamlardan eshityapti. Va ba'zan Abu Hanifani uzoqdan ko'rgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytayaptiki, Abu Hanifaga o'xshagan odamni eshitmaganman ham, ko'rmaganman ham deyapti. Ma ra'aytuhu ightasala fi laylin va la naharin min janabatin. Ve yine bu çöre ediyordu ki keçesi hem kündüzü hem cenabetinin sebebiden, cünüplikti sebebiden gusul kıyanlığını körmedim diye yaptılar. Yani bu ötken derslerde hem ettik mutlaka olmaz. Zahiri, umumi bir nefiyge davlat kılıyor. Lekin bu köpçülükünü bildirediğin derse. Ebu Hanife yani kemden kem gusul kılarıydı. Kemden kem ayarları ya koşularıydı. Meselen bitti, ikide, üçte, törtte hatın alışlık. Onda, yigirmette, yüzde kendisiniz buluşluğu. Bunlar hemen şeriyette var bu genelseler. Lekin hayatınızı köpünü ayarlar bile meşgul kılışlığınız bu sizi zayıflığınızı körsetedir. Zaten ulamalar ayetedir, ütken derslerde hem etkenimiz.
kimiki hayotini ayollarning orasida o'tkizsa, bu odam hayotini zoya qildi va u odam hayotida dinga xizmat qila olmaydi deganlar. Uylanishdan maqsad, masalan, insoniyat naslini davom ettirishlik, o'zini fitnadan saqlashligimi? U o'sha ba'zan jimo qilishligingiz bilan kifoya qiladi. Va ayollarga qanchalik yaqinlashsiz, ya'ni bu islomning ko'rsatmalaridan tashqariga chiqqan holatda. Shunchalik o'rtada fasod ko'payadi. Chunki u ayol baribir siz emas, siz u ayol emas. Uni fikri boshqa, uni aqli boshqa, uni tabiati boshqa. Bir-biringizga yaqin bo'lgansangiz, bir-biringizdagi qabohatlarni ko'rasiz. Uni ham nafsi bor, sizni ham nafsingiz bor. O'rtaga e'tirozlar, ixtiloflar ko'payadi. Lekin uzoqroq turilsa, uzoqroq ham shariatni ko'rsatmasi bo'yicha o'rtada muhabbat ko'payadi, bir-birini sog'inadi, bir-biriga ishtiyoqi ko'payadi, bir-birini ko'rgisi keladi, gaplashgisi keladi, bir-birini xursand qilgisi keladi. Hatto ba'zi ulamolar aytadiki, kimda-kim jimo qilgan vaqtida yangi uylangandek bir lazzat topishni xohlasa, jimolarni kamaytirsin deydi. O'rtaga bir muhlat berib turib jimo qiladigan bo'lsangiz, nihoyatda sog'ingan bo'lasiz, u ham sog'ingan bo'ladi. Xuddi yangi uylangandek bir lazzat hosil qilasiz. Lekin bu ishni ko'p qiladigan bo'lsangiz, hojat bo'lmagan holatda. Hojat bo'lmagan holatda jimoni ko'paytirishlik erkakni ham, xotinni ham qabohatlarga tortadi. Va ma ra'aytuhu aftara bin nahari qattu. Abu Hanifani kunduzlari iftor qilganligini biror marta ko'rmadim, deyapti. Doim roza tutar edi. O'tgan darslarda ham aytdik, islom dinida eng afzali Davud alayhissalomning ro'zasi. Bir kun roza tutasiz, bir kun tutmaysiz. Eng afzali bu. Islomda qo'yilgan qonun shu. Lekin doimiy roza tutishlik, agar bir inson islom qonunlarini buzib qo'ymasa, zohirida va botinida, u odam uchun joiz bo'ladi. Qarang, joiz, sunnat emas. Har kuni roza tutishlik sunnat emas, joiz. Sunnati islomda maqtalgani bir kun roza, bir kun roza tutmaslik. Mana shunisi go'zal. Abu Hanifa o'zida shunga bir toqat, kuch ko'rdi, zohirida ham botinida ham. Shuning uchun har kuni roza tutdi. Va bu ishda Abu Hanifa boshlagani yo'q, ba'zi sahobalardan shunday kishilar bor edi. Masalan, Usmon radhiyallohu anhu doimiy roza tutardilar. Oyisha onamiz doimiy roza tutardilar. Agar sizni qalbingizga masalan botiniy deganimiz sababi shuki, qalbingizga ro'zadan malollanishlik, nafrat qilishlik yoki bo'lmasam shu amalga mag'rurlanishlik, men har kun roza tutyapman, salomiston degan narsalar kelmasa, agar undaylar amallar kelsa, albatta sizga zarari ko'p bo'lib ketadi. Va kana yakulu oxirul layli. Abu Hanifa kechaning oxirida yerdilar, summa yarqudu raqatan xafifatan, summa yahruju lis-solati. Keyin yengilgina bir yotardilar-da, so'ngra namozga chiqib ketardilar. Ya'ni Abu Hanifa imom azam bizga o'xshab bunday soatlab yotmas edilar. Ya'ni 1 soatdan kam uxlardilar odatda. Kuniga 1 soatdan kam uxlar edi. Mana Abu Hanifa o'lib qolmadi, yo kasal bo'lib qolmadi, yo jinni bo'lib qolmadi, yo miyasi aynib qolmadi, yo o'zini yo'qotib qo'ymadi. Hozirgi tibbiyot qo'rqitadiki, kuniga 8 soat uxlash kerak, eng kamida 6 soat uxlash kerak, bo'lmasam jinni bo'lib qolasizlar, miyalaringiz aynib qoladi, miyalaringiz chayqalib qoladi deydi. Bizga ham yoqadi bu gap. Ana, katta-katta professor, doktorlar aytgan deb soatga qarab, bir kun sal kam bo'lib qolsa, ertasi kunga qazosini qo'shib qo'yamiz. Abu Hanifa butun hayotida kuniga 1 soat uxlayapti. Ba'zan inson u ham charchaydi, ko'proq uxlaydi. Lekin nima bo'ldi? Xizmatiga, ilmiga barakat kelyapti-ku. Yana boshqa bir voqea. Va ja'atu imratun bisawbin qizzin yabi'uhu laha bi mi'atin. Bir ipakdan bo'lgan lata olib keldi bir xotin. Ipakdan bo'lgan bir material olib keldi, mato. Shuni 100 dirhamga sotaman dedi. Faqala huwa khayrun min mi'atin. Bikam taqulin? Abu Hanifa aytdiki, matoni ko'rib, u kishi tojir edi, tijoratchi edi.
Hozirgi vaqtda avomlar e'tiroz qiladi, olimlar ham tijorat qiladimi? Olim ham dunyo bilan shug'ullanadimi deydi. Mana Abu Hanifa, Imom Azam tijorat qilardi, katta tijorati bor edi. Kufani eng katta boylardan bittasi edi. O'tgan darslarda aytilgandek. Abu Hanifa molni ko'rib tanidi. Aytdiki, bu 100 dirhamdan ko'ra yaxshiroq dedi. Qancha deysan dedi, nech pulga berasan? Fazadat 100 hatta qolat 400. Xotinki bo'lmasa 200 ber dedi. Aytdiki, bundan ham qiymat bu dedi. Bo'lsa 300 ber dedi. Bundan ham qiymat dedi. 400 ber dedi. Qala huwa khayrun min zalik. Imom Azam aytdiki, bu 400 dirhamdan ham ko'ra qiymatli mol. Qolat tahzaubi. Xotinki shakka tushdi. Aytdiki, meni masxara qilyapsanmi? Olsang ol, olmasang olmayman degin. Men senga 100 dedim. Mana 400 ga chiqdik. Yana aytyapsan-ki, bu qiymat mol 400 ga arzon deyapsan. Masxara qilyapsan meni dedi. Qala hati rajulan. Imom Azam aytdiki, agar sen menga ishonmasang, bor bir tijoratchi odam topib kelgin dedi. Tijoratni molni biladigan. Shundan so'ragin dedi. Fajat bi rajulin. Keyin bir odam deb keldi. Abu Hanifa shunday deyapti dedi. Haligi odam tijoratchi molni ko'rdi-da, to'g'ri aytyapti ekan dedi. Fashtarahu bi 500 dirhamin. Abu Hanifa 500 dirhamga sotib oldi. Qani 100 dirhamga bermoqchi edi, 500 dirhamga sotib olyapti. Hozirgi mullalar nima qiladi? Shunday bir odam mol deb kelgan 100 desa, biladiki shu 500 lik shunday ham aytadiki, kami yo'qmi deydi. Biroz tushurmaysanmi deydi. Agar u odam aytsa-ki, men bu yaxshi mol, majburligimdan sotyapman desa, savdolashlik sunnat-ku deydi. Hech bo'lmasa bir 10 tushgin deydi. Abu Hanifani qarang, molni narxini ko'taryapti. Nimaga shu xotinga nisbatan xiyonat bo'lib qolmasin? Shuni molini aldab olgan bo'lmaydi, deyapti. Ya'ni aslida har bitta olim shunday bo'lishi kerak. Va bir olim Hanafiman deyapti bo'lsa, shunday bo'lsin. Bizim mullalarimiz, domlalarimizning ko'pchiligida bunday sifati yo'q. Ular Hanafi emas ular. Hanafi bo'lishligi uchun mana bu sifatlar bo'lishi kerak. Hanafiman degani nima degani? Abu Hanifani shogirdiman, uni yo'lidan ketyapman degani. Mana bunday bo'lsin-da. Va qala Abu Hanifa aytdiki, bu boshqa voqea endi. Laulal khawfu minallohi ta'ala an yazi'al ilmu ma aftaytu ahadan. Agar ilmni yo'qolishligini sababidan Allohdan qo'rquv bo'lmagan dedi, men Allohdan qo'rqamanki, ilm yo'qolib ketadi deb. Agar shu qo'rquv bo'lmasa, men hech kimga fatvo bermas edim, deyaptilar. Odamlar savol so'rasa, javob bermas edim, deyaptilar. Yakunu lahumul hana'u va alayyal vizru. Odamlar mendan savol so'raydi, javob beraman, ular xursand bo'lib ketishadi. Gunohi men ustimga, deyaptilar. Haqiqatan ham qarang, bir odam keladi, men falon holatda falon sunnatga amal qilmasam bo'laveradimi deydi. Yo'q, amal qilishing kerak. Siz unday majburiyatim bor, bunday majburiyatim bor, mingta dalilni ko'rsatadi. Keyin aytasizki, bunday majbur bo'lsang amal qilmasang bo'laveradi. Xursand, falon shayx aytdi, falonchi olim aytdi, qilmasa bo'lar ekan. Aytadi, falon holatda men falon namozni o'qimasam bo'laveradimi? Sunnatda aytadi. Siz oldiniga aytasiz, yo'q, sunnatga mahkam bo'lgansiz. Falon falon uzrlarim bo'lsa-chi? Amali falon uzring bo'lsa, o'qimay qo'yor. Xursand, falonchi olim aytdi, o'qimasam bo'lar ekan deb. Aytmaydiki, falon falon uzrlarda aytdim, shartlarni qo'yib turib aytdim edi. Falonchi olim aytdiki, sunnatni o'qimasa bo'laradi dedi. Shunga o'xshagan masallar. Keladi aytadi, men falon yerda ishlayapman, musiqasi bor, unisi bor, bunisi bor. Chetda joizmi, joiz emasmi? Joiz emas, siz boshqa ilojim yo'q-ku. Qarzim bor, boshqa joy top, bunda boshqa joy yo'q deydi. Nima qilaydi? Ham yerda musiqa bor deydi. Boshqalar undan ham battar deydi. Kimsa aytasizki, boshqalar undan battar bo'lsa, bu undan ko'ra yengil bo'lsa, unda bo'laveradi. Xursand. Oyiga u 1000 dollar pulini olaveradi, gunohsiz sizga ketaveradi. Abu Hanifa shuni aytyapti. Biz ularga fatvo beramiz, xursand bo'lib ketishaveradi, gunohi biz ustimizga kelaveradi. Fatvoni biz beryapmiz chunki. Shuning uchun ilm zoya bo'lishidan qo'rqmasam edim, men fatvo bermas edim, deyaptilar. Qarang, mana bu Hanafilik.
fatvoni odamlarga dinni o'rgatishlik uchun, Qur'oni hadisni yetkazishlik uchun fatvo beriladi. O'zini katta olim ko'rsatishlik uchun emas. Nima savol so'rasa, bir daniga javob berishlik uchun emas. Biz hozirgi Hanafilar nima? Bir savol so'rasangiz, bilsa bilmasa javobi tayyor. Darro chiqarib beradi sizga. Hali ba'zi makonlar bor, bunday nimasini bossangiz, nuqtasini darro qog'oz chiqadiki bilet. Shunga o'xshab. Savolda aytdingizmi, darro javobi tayyor. To'g'rimi, noto'g'rimi ishi yo'q. Jahannamga ketasizmi, do'zaxga ketasizmi? Tayyor tushib ketasizmi, ishi yo'q buni. Faqat shu savol berganingizda to'xtab qolmaslik kerak. To'xtab qolsa, obro'siga zarar yetadi. Sizni diningiz bilan nima ishi bor uni? Oxiratingiz bilan nima ishi bor? Fatvo berishidan qo'rqishlik kerak. Sahobalar qo'rqar edi, payg'ambarimiz rasulam qo'rqitganlar. Payg'ambarimiz rasulam bilmagan narsasiga javob bermas edilar. Abu Hanifa ham qarin bilgan narsasiga qo'rqib javob beryapti. Wala muhabisa bi Bag'dad fi mihnatihi alatiya arsala li validihi Hammad. Abu Hanifa o'tgan darslarda qisqa aytib berdik, keyingi darslarda batafsil keladi. U kishining boshiga bir mehnat keldi, bir imtihon keldi. O'sha imtihonda Bag'dodda qamoqqa tushdilar. Qarang, qamoqqa tushishlik Abu Hanifaning hayotida bo'lgan narsa. Bu hanafiylik bu. Qani kim hanafi bo'ladi? Kim hanafi bo'laman desa, u qamaladi u. Hech qamalmasdan yurishlik hanafiylik emas u. Hanafi mazhabidan emas. Qamalishlik bu hanafi mazhab bu. Qani Abu Hanifa Bag'dodda qamalyaptilar. Nimaga qamalyapti? Haqni gapirganligi uchun. Abu Hanifa haqni gapirishlikda hech kim rioya qilmas edi. Abu Hanifani kim qamayapti? O'sha vaqtdagi xilofat, hukumat qamayapti. Demak, hukumatlardan ham qo'rqmasdan haqni gapirishlik bu Hanafi mazhabidir. Hukumatdan qo'rqib Qur'onning hukmlarini o'zgartirishlik, Islomda hukmlarni rad qilishlik, Qur'onning hukmlarini inkor qilishlik bu Hanafilik emas. Islomdan emas bu, kufr bu. Kimiki hukumatlardan qo'rqib Qur'onning hadisda kelgan ahkomlarni o'zgartirsa, İslam hükümlerini özgertiradigan bo'lsa, kafir bo'ladi, murtad bo'ladi. Bütün amali habata bo'ladi. O adamlar Abu Hanifa'ya dog' tushirib, Hanafi mazhabini badnom qilib, o'zini Hanafiman demasin. Ularning oti murtad. Masalan, hukumatdan qo'rqib, hijobni man qilyapti turganlar. Dinda hijob degan narsa yo'q. Bu arablarga xos narsa. Biz o'zbeklarimiz atlas kiyib yurar edi. O'zbek ayollarimiz deydi. Menimcha o'zini onasini aytayapti u. Bizi onalarimiz, momolarimiz hijobli kiydi, uyda o'tirar edi. Balki uni ayoli shunday bir raqqosa bo'lgan, atlas kiyib, yo fohisha bo'lgan, ko'chalarda yurgan, o'zini onasini aytayapti u. Bir odam aytsa, o'zini onasini aytsin, xotinini aytsin. Butun bir millatga tuhmat qilib, bizi dinimizda bu hijob degan narsa yo'q edi. Atlas kiyib, gulli liboslarda kiyib, o'zini reklama qilib yurardi deb millatga tuhmat qilmasin. Shu hijobni inkor qilganlar, arablarga xos deyap turganlar kofir bo'ladi, murtad bo'ladi. Zarra qadar iymon qolmaydi ularda. Hukumat majbur qilyapti degan bo'lsa hijrat qilsin. Allohni yuriking. Shartmi o'sha o'zining davlatda yashashlik? Sahobalar payg'ambarimiz alayhisalom Makkani tark qilib hijrat qildilar. Makkani. Endi odam qayerda yashayapti ekan o'zi? Makkadan ham afzal yerda yashayaptimi ekan? Uni vatani Makkadan ham afzalmi, muborakmi, muqaddasmi? Nimaga tashlamaydi o'zini vatanini? Tashasin. Shartmi kufr qilishlik? Allohga qarshi chiqishlik shartmi? Alloh imtihon qiladida. Yoki namozdan man qilyapti turganlar. Hukumat qonun chiqaribdi. Endi bu kazzob dajjal olimlar aytayaptiki, 18 yoshdan kichkina qiz va bolalar namoz o'qimasin. Maktablarda namoz o'qishlik joiz emas. Harom ekan. Universitetlarda namoz o'qishlik harom ekan litseylarda. Qarang. Kim chiqaryapti buni? Kimni haqqi bor? Alloh taolo balog'at ketgan har bitta erkak va xotinga namozni farz qilgan. Kimiki unga namoz farz emassa, namoz o'qimasin. Namoz o'qimasa bo'laveradisa kofir bo'ladi, murtad bo'ladi. Kofir u. Shu kufr amalni qilib, dinga qarshi kurashib, dinni yo'qotib, Allohga qarshi jang qilib turib yana uyalmasdan Hanafiman demasin. Hanafiymas ular. Mana Abu Hanifa hukumatga qarshi chiqqanligi uchun Abu Hanifani qamashyapti.
Agar hükümet küfürge davet kısa, imandan men kısa, Kur'an'dan men kısa, hijabdan men kısa, Kur'an'dan men kısa, bunda hükümetke karşı çıkışlık her bitti mu'minge farz buladı. Farz buladı. İhtiyari mesele emez. Yok biz karşı kameramız ki, bizi kameydi ki, uğradı ki, demeyesiz. Hususen Hanefi bu siz. Hususen Hanefi bu siz, bunda hükümetke karşı çıkışlıkız yenen vacib buladı. Çünkü İmam-ı Azam, sizi o yüzü nispet bir yaptı, yani ustaziz, imamiz, hükümetke karşı çıkıp kamel yaptı. Hazır ki Hanefiler dinini satıp hükümetke itaat kılışı yaptı. Dinge karşı küreşip. Hükümetler dinini satkinse dinini satışı yaptı. Ebu Hanife ne için kamel yaptı? Ebu Hanife de ona senin taraf kılışmadı. Ebu Hanife'ye mensep verdiler. Siz kazı bulun. Dünyadaki bütün alimler sizi itaatizde buladı. Siz sarayda fetva çıkarın dedi. Ebu Hanife şunu kabul kınadı. Sizge biz mensep biremiz, cüdekatli miktarda aylık biremiz diyordu. Şunu kabul kınadı. Şunun için kameldi Ebu Hanife. Ebu Hanife İmam-ı Azam mensepti kabul kınmasını için kamel yaptı. Hazırki Hanefiler mensepti alıştığı için kança rişvet veriyordu, pul veriyordu. Mensepleri satmalı yaptı. Ahiretini satı yaptı. Hanefi mesular. Ebu Hanife kameldi, kamelde yatıptı. Oğlu Hammad'ke adam cönetti. Hat yazdı. Yakulu ya buneyye. Oğluge hat yazıp et yaptı ki oğulcam inne kuti fi şehri dirhemani. Oğlum aydagi beni azukam iki dirhemdir. Femerretten lissaviqi ve merretten lilhubzi. Bir dirhem saviq için ve bir dirhem hubz için. Saviq talkandı yani. Hubz non. Karin bir ayda bu Hanife iki dirhem yiyipti halas. Çünçeli katta bay ozu. Fakat yine talkan yiyipti, non yiyipti. Her biz yoksa aşlar, palavlar, mandı, çiçivara, bu samsalar, kebap, şaşlı diye nesiler yok. İmkan var idi, cüde katta bay idi. Topgan pulini olimlarga berardi, talib ilimlarga berardi. Faqir fuqaroga tarqatar edi, Alloh yo'lida infoq qilar edi. Mujohidlarga yordam berardi, mujohidlarni qo'llab-quvvatlar edi. Ammo o'zi talqon yeyaptilar, non yeyaptilar. Hozirgi Hanafiylar shohona yashaydi, hayotidan norozi. Qatti xafa bo'lib yashayapti. Hutto och qolib turgandek, hech narsa yemayapti turgandek. Yana biz Hanafiymiz deydi. Hanefi bu iş asanmaz. İki dirhem. İki dirhem kança buladı? 10 dolar bu sınırlı. Bir ayda İmam-ı Azam diye katta alındı. Yediyen nesası haracatı 10 dolar bu yaptı. 10 dolar. Şu, bizi bir günlük haracatımız. Biz hem Hanefi, uyum Hanefi. Şu İmam-ı Azam yoksa, Ebu Hanife yoksa, nefsizge az işletersiz, kim o şeyler yoksa imam bulasın? Hadi yiyemen, içemen, kiyemen de siz ebeden dinge hizmet kılarmıyız. Çünkü insanlar kendi kelip keti yaptı, hiç kimin haberi yok. Siz hem şunlardan bir tasip olup kelip keti uğraz. Hiç kim bilmeyen kola dünyaya kelip gitken izin. Vakad hubistu oğluya hat yazıyor. Oğlum ben kamalı kaldım. Fe'accilhu liye beni nefakamı tezleştirgin. O şey dirhemlerde cünnetkin diye yaptılar. Kamalı tamamını yeme yaptılar. Kanada uzunu pülüge alıp yiyebdiler. Uzunu pülüge alıyorlarsa. Bazı adamlar kamalardan şikayet kıladı. Kamada bunu diye tamam veriyordu, bunu diye tamam veriyordu. Ebu Hanife kamada tamamını yemesindi. Ahmet bin Hanbel kamalgenleri de kamahalanı suniyem içmesindi. Kamahaladan tamam yapıp gelişerdi. İslami hükümet veriyordu onu. Harammez, halal. Yakin yemesindi. Yemeyim ben derdi. Suniyem içmesindi. Üyüge adam cüretlerdi, üyüden uşa katken nallar, üyüden su ap gelirdi. Ahmet bin Hanbel kamağda şunu yerirdi, içerirdi. Ve Ahmet bin Hanbel diyem Ramazan'da kameşkendi, şu halette roze tutardılar. Karim. Bazen üyüde ilerdi mankısa, hiç sesi yemek içmeken halette roze tutardılar. Ebu Hanife künüge, yani şuncelik az ziyi yaptılar. Karim, bir dolardı, üçten birige doğru kilerdi. Şu derecede az yiyiptiler. Yani roze tutadılar, keçeleri uklamasından namaz okuydu.
bu hükümet üyelmezden Ebu Hanife ne çıkıp çünkü çarrahaya Türk göçeni başıya adamlar da toplayıp uğradı, derre bile uğradı şermende kılıp, hicalat kılıp uğradı ki biz hükümümüzü kabul kılma yaptı dedi. Ne mi? Mensebti kabul kılma yaptı dedi, buraya yaptı Ebu Hanife kabul kılma yaptı mensebti yine bir takvasıya davlat kıladığın vakıya vaktalatat ganamul kufeti bi ganamin mağsubatin kufedeki koylarga bir gasp kılıngan koy aralaşıp gitti karin gasp kılıngan ne mi dediğine gasp kılıngan tartıp alıngan mecburlikten tartıp alıngan mesela bir hükümet adamı ya ki bir bay adam fakir adamdı malını tartıp alıyordu şu mal şimdi kimdeliğe anılmaz namalın bu kaldı bizi vaktimizde hazır günüge yüzlerce adamların malı tartıp alınıyordu ki hükümetler tarafından, mafya tarafından ya ki şimdi baylar tarafından, zoravanlar tarafından mülleler tarafından tartıp alınıyordu yüzlerce adamların malı Ebu Hanife işitip kaldı ki Küfe'de bir adamdı koyunu bir adam tartıp aldıyken fesale kem te'işul ganem adamlardan soradı ki bir koy kança yaşaslığı mümkün قالوا سبع سنين 7 yıl yaşamış mümkün deydi. Fetereke akle lahmil ganam 7 سنين Ebu Hanife 7 yıl geçe koy göğsü yemeyi koydular. 7 yıl geçe. Yani hayran bo'lmang, zaten ozi talqon yeridi, non yeridi, oz narsa yerdilar. Bazen göğs yeridi, osha bazen de ham yemeyi koydular. 7 yıl geçe. Mesela sizlarda zihinlaringizga bir savol kelgandir. Yani bu kadar taqvo ham bo'ladimi endi? Aşıp gitkendik mes mi bu? Gulubup gitmeydi mi? Neyse, bizi gözümüzü aldan der o şaşlıklar, kebaplar ötettir de göçlü mantılar, aşlar Hanefi buluştu, kıyım bup git yaptı var gençleri Hanefi kama yaptı dünyada bunu tegide mesele var, kadi mesele var bir adamdı malını uğurlasa ya ki tartuvasa zulüm mü, haram mı? Mesela sizin malinizi dip çüntüsem yaşlar çünez sizin malinizi bir adam tartıvasa haram mı bu? Elbette değilsiniz. Şimdi şu koy haram yolla geldi mi? Bu koydu tirikligi için gelmedi ki. Birden dişler bizi biliyorsa. Onu soyuş gerek. Oğru haram yoldan taptı mı? Bismillah deyip soysa kafir buladı. Haram ki o. Haram nasıl bismillah değilim miydi? Haram koydu bismillah deyip soy geldiği için kafir buladı. Oğru. Çünüz mü? Bu kafir mürtet buldu mu? Soygen koyuyen haram buladı. Mürtetti, müşrikti soygeni buladı. Onu göçe haram buladı yani koydu göçe. Çünüz mü? Ebu Hanife şunun için 7 yıl geçe koydu göçe yeme yaptı ki belki menge kigen göç şu göçtür. Oğlu Müslüman bende bir oradı köçede. Şunun ne mesele var bunun tanıyla? Ya ki o mesela oğlu ayetedi ki kafir olması gücün. Bismillah olsam kafir bulamam ki be bismillah soya değildi. Bismillah olsun soysa oğru kafir bulmaydı ama koy haram buladı. Düşünüz mü? İkile suratıyım. Başka yolu yok onu. Ebu Hanife şunun için yemin koyu yaptı. Koydu göçünü. Varahatil keleyyem bazel cünd. Ebu Hanife o şekillerde bazı bir askerlerde görüp kaldılar. Rusçasıya saldatlar dedi ki akele lehmen göç yegenlik görüp kaldılar. Varama fazlatahu fi nehril kufati ve kufanı deryasıya hani göçten aşken mesela suyaklar ya ki başkalarını teşekkürlüğünü gördü bazı saldatlarda şunun yakıgeliğini gördü fesale an umri semek Ebu Hanife ki adamlardan soradı ki o deryadaki balığa netçi ilaşı edildi fakile lahu keze ve keze adamlar dedi ki bir balık köp yaşasa şunca yaşaydı femtena'a min akli semek tilkel mudda şu müddet içi de balığa yemeği koydular belki o şey deryadaki balıklar hani koydu göçüden yegen buladı yu min o şey haramdı yegen balıktan göçüden istimal kıyan bu kalaman deyip yemeği koydular mesela yani bu balıklı meselesi bulmagen buluşu mümkün lakin şu nesi bütün kitaplarda zikir kılınadı şu hazırlığı hanefimen deyip girdi büyüdüğünler hemen şu kısalarda yaşlı buluşadı şu kısalarda işanışadı madem ki Ebu Hanife bu derecede takva kıyken bu ise yani bir haramdı yegen bağladı göçüden ihtiyat kısa
Nimaga hozirgi hanafiylar haromdan ehtiyot qilmaydi? Shunda ko'rinib turib, harom bu. 100 ta dalil keladiki, buni harom deydi. Hech halolligiga yo'l yo'q. Baribir Alloh kechirsin deb yib qo'yishadi. Alloh kechirsin deb tavba deb cho'ntagiga solib qo'yadi. Hali harom islomga dushman bo'lib, hijobni qarshisiga, namozni qarshisiga, Qur'onni qarshisiga musulmonlarni sotib, musulmonlarni shikoyat qilib, maosh olishyapti, hanafiyman deyishib. Hamma topgan puli maoshi harom ularga. Indamay olishadi uni. Yana hanafiyman deydi. Va qala ba'zi a'immati ashabina Shafi'iyya al-ustoz Abul Qosim al-Qushayri fi babit taqva. İbn Hajar Haytami aytibdilar-ki, bizi Shofiy ashablarimizning imomlaridan biri Abul Qosim Qushayri ustoz taqvo bobida aytdilar-ki, fi risalatihi allatihi a'zamu kutubi sadati sufiya qattasallohu arvahahum, ya'ni Qushayrining, mana bu Shofiy olimlardan bo'lgan Qushayrining risolasi bu sufilarning kitoblarini eng kattalardan, mashhurlardandir. Haqiqatan ham Qushayrining kitobi tasavvuf olamida eng mashhur kitoblardan. Lekin hozirgi sufilarni agar bu qiyos kitobga solishtiradigan bo'lsangiz, soxta sufilar ekanligini ko'rasiz. Aytayaptilar mana, u sufilarning ruhlarini Alloh taolo muqaddas qilsin. Ya'ni sodiq qilsin, deyapti. Ya'ni sirlarini sodiq qilsin, deyapti. Riyokorlikdan, xiyonatdan, nifoqdan Alloh saqlasin, deyapti. Mana Shofiy olimlari kitoblarida Abu Hanifani maqtab aytayaptiki, "Kana Abu Hanifata la yajlisu fi zilli shajarati gharimihi." Abu Hanifadan bir odam qarz olgan bo'lsa, shu qarzdorning daraxtini soyasida ham o'tirmas edi Abu Hanifa. Masalan, ko'chada ketyapti, charchadi, issiq, bir daraxtni ko'rdi. Ammo daraxt qarzdor odamning daraxti. Shuni soyasida o'tirmas edi Abu Hanifa. Va yaqula tadika kullu qarzin jarra manfa'atan fa huwa riba. Har bir qarzniki manfaatni tortsa, bir manfaatni tortadigan har bir qarz u ribodir deradi. Haqiqatan ham shunday. Masalan, bir odam sizdan qarz oldi, qarzingizni talab qilmoqchisiz, katta pul olgansiz, 10 ming dollar, sizga u hadya olib kelib beryapti. Yo sizni mehmon qilyapti. Nimaga qarzini so'ramasin deb. Siz uni sezib turibsiz. Bo'lmasa, hayotda sizni da'vat qilmas edi u. Endi da'vat qilyapti. O'shalar ribo bo'ladi. Sudxo'rlik bo'ladi, harom bo'ladi. Abu Hanifa qarin daraxti soyasida o'tirishlikka rozuma yaptilar, riba olib qolmasin deyaptilar. Shu mendan qarzdor bo'lganligi uchun men buni daraxtini soyasida o'tiribman degan narsa kelib qolmasin deyaptilar. Hozirgi hanafiylar bemalol sudxo'rlik qilyaptiki, bankalarga pulni ko'p qo'yishib, bemalol fatvolarni berishib. Va yuafiquhu qawlu Yazid bin Harun. Mana shu narsaga Yazid bin Harunning so'zi ham to'g'ri keladi. Ma raytu awra minhu Yazid bin Harun aytibdilar-ki, men Imom Azam Abu Hanifadan ko'ra taqvoliroq, parhezkorroq kishini ko'rmadim. Raytuhu jalisan yawman fi shamsi inda babi insanin. Abu Hanifani bir kuni bir odamning darvozasining oldida oftobda, shunday quyoshda o'tirganligini ko'rdim. Faqultu lahu ya Abu Hanifa, law tahawwalta ila zil. Men aytdimki, sen shu devorni uyni soyasiga borib o'tirsangiz bo'lmaydimi? Nimaga oftobda o'tirasiz bunday issiqda? Iroqni bilasizlar qanchalik issiq. Deb aytdim, deyapti. Faqola Abu Hanifa aytdiki, li ala sahibi hazid dar darohim. Shu uyni egasining zimmasida meni bir necha dirhamlarim bor, ya'ni mendan qarzdor. Va la uhibbu an ajlisa fi zilli fanay darihi. Men uni hovlisini maydonidagi soyada o'tirishligimni yaxshi ko'rmayapman, deyaptilar. Ya'ni uni mulkidagi soyada o'tirishni qarang. Unga tegishli bo'lgan uni bog'chasini, hovlisidagi maydondagi soyada o'tirishni yaxshi ko'rmayapman, deyaptilar. Qola Yazid bin Harun aytayaptilar-ki, bu kishi Hanafi emas, lekin Abu Hanifaning zamonidagi buyuk olimlardan. Fa ayyu war'in aksaru min haza. Endi qaysi taqvo Abu Hanifani shu amaldan ko'ra ko'proq, deyapti. Qaysi taqvo bundan ko'ra ustunroq, yaxshiroq, deyapti. Yana aytmoqchiki, mana Abu Hanifani taqvosi Imom Azamni bu Allohdan qo'rqishligiga,
Başka nime dalil kerek? Hani bizge ondan göre takvalira adamını kösetiler de yaptı. Ve fi rivayetin yine bir rivayetten nahusu ile lemme imtena'a mine zilli Ebu Hanife'den soraldı. Nime ge sayege barmayap? Sayege barin digende ya barmiymen. Aldınige barmiymen dediler. Nime ge barmayap digende fekala li ala sahibi hazetler şeyun şu üydü igasının üstüde benim bir nersem var. Yani minden qarzdar. Fekerihtu en estezille bi zilli haitihi onu divarının sayesinde oturuşluğumu yaman gördüm. Feyekun uzalike cerre menfaatin. Bu bir menfaat tartken bu kamasın. Riba bu kamasın. Diyaptır. Ve ma razalike ala nasi vaciben. Bunu mu insanlar gibi vacibdir görmeyeyim ben diyaptırlar. Ebu Hanife diyaptı. Yani bu vacibmez. O şey sayege bari budursa bulur adı. Velakin el alim yahtaju en yakhuza li nafsihi min amalihi bi aksara mimma yadul halka ileyhi. Lekin alim adamlarda nimaga chaqiryap turgan bo'lsa, o'zini amalida o'zi uchun undan ko'proq olishlikka muhtoj bo'ladi. Adamlarda qanchalik taqvoga chaqiryap turgan bo'lsa, ulardan ko'ra ko'proq taqvo qilishligi olimga lozim bo'ladi, deyaptilar. Mana shar'iy masala shu. Bolib o'tirsangiz bo'lar, lekin haqiqatan qalbingizga kelib qolsa-ki, bu majbur, men ana sani qila olaman desiz, unda u narsa harom bo'ladi. Uni siz past ko'rishligingiz nimaga sizga majbur? U muhtoj bo'lib sizdan qarz olibdi ekan. Unga kibr qilishligingizga haqqingiz yo'q. Kibr qilgan bo'lasiz va payg'ambarimiz alayhissalom aytilar, qalbida zarra qadar kibri bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar. Jahannamga ketasiz. Shuning uchun Abu Hanifa aytibdiki, ehtiyot bo'linglar, deyapti. De, kibrga olib boradigan, zulmga olib boradigan narsalardan uzoq turishlik kerak. Va lasaru fi var'ihi kasiratun Abu Hanifani taqvosi, parhezkorligi to'g'risida asarlar, naqllar juda ko'pdir. Yani hammasi zikr qilinsa bir kitob bo'ladi. Ammo aql insonga shu kifoya qiladi. Al-faslu tas'ashara 19-chi fasl. Fi amanatihi Abu Hanifani omonati, omonatdorligi to'g'risida. Qala rajulun bisham lil Hakam bin Hisham as-Saqafi. Hakam bin Hisham Saqafi zamonidagi buyuk olimlardan hisoblanadi. Shomda bir kishi undan so'rayaptiki, "Akhbirni an Abi Hanifa" Abu Hanifa to'g'risida menga xabar bering. Ba'zilar uni yomonlayapti, ba'zilar yaxshi deyapti. Ba'zilar aytayaptiki, Abu Hanifa Vahobiy ekan deyapti. Ba'zilar uni terrorist ekan deyapti. Ba'zilar aytayapti, mujohidlar bilan aloqasi bor ekan deyapti. Ba'zilar aytayaptiki, Abu Hanifa hukumatga dushman ekan, qarshi ekan deyapti. Imom Azam. Har xil gaplar. Ba'zilar aytayapti, juda katta olim deyapti. Siz nima deysiz deganda, qala kana a'zaman nasi amanatan. Hakam bin Hisham aytdiki, Abu Hanifa insonlarning ichida omonatda eng ulug'iydi, kattasi edi, deyaptilar. Omonatda hech kim unga teng kelmas edi, deyapti. Nihoyatda omonatdor edi. Hozirgi Hanafiylar shunday Hanafiyki, ular to'g'risida latifalar ham chiqqan. Aytsadiki, bir odam bir molini yo'qotibdi. Odamlar axtaryapti, topolmayapmiz. Aytdiki, duo qilinglarki mulla olmagan bo'lsin. Kim olgan bo'lsa olsin, qani mafiya ham olgan bo'lsa, o'g'ri ham olgan bo'lsa, hukumat ham olsa, lekin mulla olgan bo'lmasa, nimaga desa, mulla olsa yo'lini topadi uni. Darro bir yo'lini topadi-da, shu qovulga ko'ra bu joiz deb darro so'yib, yeb qo'yadi uni. Kabob qilib, shashlik qilib. Qarang, hozirgi bu mullalar amalsizligidan odamlar ichida mashhur bo'lgan. Shunday askiyalar bilan va aradahu sultanu an yatawalla mafatiha khazainihi. Sultan xalifa xazinani kalitlarini Abu Hanifa qo'lga olishligini xohladi. Aw yazriba zahrahu yoki uraman belinga dedi. Sultan aytdiki, qarang, xazinadorlik. U vaqtdagi islom hukumatı juda katta, dunyoni yarimidan ko'pini bosgan bir hukumat edi. Eng qudratli hukumat. Ya'ni tonnalarcha oltindan qimmatbaho oltin almaslar, zümrətlər, juda katta boy idi davlat. O'sha davlatni xazinasini, kalitlarini hammasini Abu Hanifaga beramiz, deyapti. Sizga beramiz. Xazina sizni hukmingiz tagida bo'lsin, deyapti. Abu Hanifaga katta mansablarni hammasini aytdi. Qozi bo'ling, muftiy bo'ling, xazina sizning qo'lingizda bo'lsin. Agar qabul qilmasangiz, uramiz dedi. Jazo beramiz dedi, darralaymiz dedi. Faxtara azabahu ala azabillahi ta'ala. Abu Hanifa Allohning azobidan ko'ra sultonning azobini ixtiyor qildi. Aytdiki,
Sen azap versen bera vur gendi. Kameysen mi, uğrasan mı, kulinden ki yanı kıl. Lekin Allah'ta azabı yaman dedi. Ben senin azabından korkmayayım ben. Allah'ta azabından korkamam dedi. Demek halefiler zalim hükümetlerde azabından korkmaydı. Zerre kadar itibar vermeydi. Fekale ma ra'aytu ahadan yasifu bi misli ma vasaftahu bihi. Şimdi haligi soragan adam etti ki men seni Ebu Hanife'ni mahtaganchalik, sifatlaganchalik, sifatlagan adamını görmedim. Sen nihayet de o kişini mahtadiyin deganda qala huwa wallahi kama qultu. Hakem bin Hişar etti ki Allah'a kasam içemek ki Ebu Hanife men aytgandek insan idi dediler. Ve qala vakiya. Vakiya hem zamandagi eng katta olimlardan aytdilar ki kan Ebu Hanife ta'zim al-amana. Ebu Hanife amanatı uluğ bo'lgan kishiydi. Nihayet de amanatdar edi. Adamlarga din o'rgatyapsiz. Sizda omonat bo'lmasa kimda omonat bo'lsin? Har bitta olim, har bitta talib ilm nihoyatda omonatdor bo'lishlik kerak. Dunyoni butun boyligini oldingizga kelib qo'ysa, zarra qadariga xiyonat qilmasligingiz kerak. Va qol Abu Nu'aym wal Fazl bin Dakin, Abu Nu'aym va Fazl bin Dakin aytayaptilarki, "Kan Abu Hanifa husna diyanati azim al amanati." Abu Hanifa diyonati nihoyatda go'zal, nihoyatda bir go'zal dindor edi. Ve amanatı nihayette uluğudu diye. Ebu Hanife tabiyenlerden bugünlük için bana hemimiz bilemiz sahabeler, tabiyenler, tabi tabiyenler hemisi selef ulamalarıdır. Yani Ebu Hanife bütün mumunlarına, bütün ulamalarına örnek bulabiliyor. İlmi de, takvası da, hayatı da, hayatını bütün sahalarda örnek bulabiliyor, ders bulabiliyor, ibret bulabiliyor selef alimlerden birisiydi. Şunun için katta ulamalarda hepsi katta hürmet kılışadı, yaxşı görədi. Cahiller, yukarıda derslerde okuyarımızdik, cahiller peygamber deyem kadrını bilmedi olar. Bukhari'nin deyem kadrını bilişmedi. Ebu Hanife'nin deyem kadrını bilmedi olar. Allah subhanahu ve teala hepimizde sahabeler, tabi'inler, tabi'inler ulamalarda yoludan keçtiğimizde tavfi hidayet versin.